Evet, Kırıklareli'mize yeni bir hizmet, yeni bir soluk. Ben İstanbul'un açılış töreninde hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Bernstein Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Yılmaz'a mikrofonu takdim ederiz. Öncelikle bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, aile kardeşlerime çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağ olun. Ses yok. Geliyor mu şimdi? Evet. Şimdi ben burayla ilgili çok küçük bir hikayemi anlatacağım, anımı anlatacağım. Bu benim yukarıdaki oturduğum ofis 2003 yılında ilk evlendiğimde kiraladığım daireydi. O zaman biraz da sıkıntılı dönemler geçirdim. O yüzden benim için bir yerin başlangıcıydı, bir olay başlangıcıydı. Şimdi başka bir başlangıç yapmak için buraya geldim. Allah nasip eder de hep beraber burada arkadaşlarımla, abilerimle, dostlarımla beraber gençliğimi, ergenliğimi, çocukluğumu burada beraber geçirdim. Abim ve kardeşlerimle inşallah burada tekrar beraber olabilmek, bir olabilmek için buraya geldim. Allah nasip eder hep birlikte dostça, arkadaşça, abi kardeşçe burada herkesi daha rahat ettirebilmek, daha rahat müşahede edebilmek için herkesin ulaşabileceği bir yer olduğunu kanaat getirdiğimiz için buraya gittim. Allah razı olsun, Allah size güç kuvvet versin, Allah yüreklerinize, ayaklarınıza, kollarınıza güç versin. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sayın Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Size konuşmalarını yapmak üzere Esnaf Odalar Birliği Başkanı Sayın Süleyman Köstekli'yi davet ediyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Gelişen Kırıkkale'mize böyle bir ileriyi düşünerek yatırım yapmak için bu büroyu açan kardeşimize çok teşekkür ediyorum cesaretinden dolayı. Kendisine hayırlı işler, bol kazançlar temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Köstekli. Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız Sayın Ahmet Varlı Beyefendi davet ediyorum. Ben de Hüseyin Bey'e böyle bir iş yerini açtığı için teşekkür ediyorum. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı olarak iş yerinin açılışında bulunmak bizi mutlu ediyor. Çünkü yeni bir iş yerinin açılması demek, iş demek, maaş demek, istihdam demek. Kendisine teşekkür ediyorum. Bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Teşekkür ediyorum. Son olarak konuşmaları yapmak üzere Yağışyan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kudur'u davet ediyorum. Bütün müsaadelerime de hoş geldiniz diyorum. Bu zor günlerde herkesin cesaretle giremeyeceği yatırımına yüksek kardeşimiz gibi teşekkür ediyorum. Kardeşim sağ olsun ilk geldiği günden beri Kırıkkale'ye elinden geldiği kadarıyla hem yatırım yapmaya hem de yatırımcı getirmeye çaba sarf ediyor. Bunun biz tohumlarını yaşar yapmıştık. Allah razı olsun o da bir Kırıkkale milliyetçisi olarak Kırıkkale'ye daha büyük yatırımlar yapma ve yatırımcı getirme çabasını tekrarından bunu görüyoruz. Birçok dostuyla da tanıştırdı. Huzurunuzda ben Kırıkkale'de kendisine teşekkür ediyorum. Büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Başarılarımın devamını diliyorum. Herkese hoş geldiniz. Sayın Sürgü'ye teşekkür ediyoruz. Ali Başkanım sizi de alalım. Değerli dostlarım, öncelikle herkese hoş geldiniz. Benim konuşmaktan geçen Yağışan Belediye Başkanımız Ahmet Sürgü'yle konuştu. Böyle bir yatırımcıya belediye başkanımızın destek vermesinden dolayı önce belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Hüseyin kardeşimizi iyi tanıyorum Yaşar'dan. İnşallah daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Kendisine bol kazançlar diliyorum. Kırıkkale'mize hayırlı olsun diliyorum. Recep hocamızı dua için kurdelerimize vereceğim. Buyurun hocam. آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الرزق على الله
Rabbim, rızkın sahibi sensin, mülkün sahibi sensin. Bizlere rızıklar ihsan eden, nimetler ihsan eden sensin. Sana sonsuz şükürler olsun. Sana hamdü senalar olsun. Efendimiz'e, Peygamberimize salat ve selam olsun. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimiz, rızkın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir. Hem ticarethane olarak, hem de cesaret olarak şu anda açmış olduğumuz gayrimenkul danışmanlık, Cenab-ı Hak bu müesseseyi hem Kırıkkale'mize hem ülkemize hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Rızıklarını Cenab-ı Hak bol etsin. Cenab-ı Hak hayırlı rızıklar, hayırlı kazançlar nasip etsin. Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'e de hayır nasip etsin. Ülkemize bereket nasip etsin. Ülkemizi kötülüklerden korusun. Rabbim buraya katılan bütün kardeşlerimizin, amin diyen kardeşlerimizin dualarını, hayırlı dileklerini de gerçekleşmesine vesile kılsın. Allah rızası için, hayırlara vesile olması için, kardeşlerimizin bol rızkına vesile olması için elbette. Allah hayırlı olsun. Teşekkür ederiz hocama. Evet, Bernstein Grup açılışını gerçekleştiriyoruz. Sayın Profesör Başkanımız Sayın Mustafa Aksay, Müsiyat Başkanımız Sayın Mustafa Kaptan, Sayın Köksal Tolga. Buyurun efendim. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Gayrimenkul danışmanlığı üzerine, şehircilik üzerine güzel bir iş yeri açılışındayız şu anda. Bu da Kırıkkale'mizin geleceğe daha iyi yönlenmesi için güzel bir müessese diyoruz. Her zaman burada Kırıkkale'de bu gibi yatırımları yapan, Kırıkkale'nin ekonomisine, gelişmesine yardımcı olan herkese kapımız açık.
Kırıkkale güzel bir şehir. Buranın her konuda ekonomik yönden güçlü olması için biz de Kırıkkale esnaf sanatkarları olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Soracağınız her soruya da cevap verebilirim. İhtiyaç var değil mi böyle yerlere? Şimdi Kırıkkale biliyorsunuz 12 hanelik nüfustan bugüne gelmesinde büyük bir plansız gelişme vardı. Bu plansız gelişmeyi artık teknoloji yenilendi. Herkes bütün bu konuda çalışmalar güzelleşiyor ve Kırıkkale'mizin de gelişmesi için bu hem teknoloji yönden hem ekonomik hem de yapısal yönden bu şehircilik yönünden Kırıkkale büyüyor artık. Daha güzel olması için bu gibi iş yerlerine ihtiyaç var fazlasıyla. Başkanım biraz siyasilerin üzerine düşüyor bu görev ama biz yerli otomotive aday mıyız? Şimdi yarın Sayın Başbakanımız gelecek. Sayın Başbakan'dan bir yerli otomobil değil. Söz verdi. Kendi Ulaştırma Bakanlığı'nda söz verdi. Monoblok tekerin de Kırıkkale Makine Kimya'da yapılması yönünden sözü vardı. Vecdi Gönül Bey Milli Savunma Bakanı, o Ulaştırma Bakanı'ydı. Şimdi yarın Başbakan'a söyleyeceğim. Hadi bakalım şu verdiğin söz, attığın imza yerine gelsin ve biz de şu anda yerli otomobile hazırız. Nasıl hazırız? Makine Kimya 20-30 yıl evvelinden burada traktör üreten bir kuruluş. Şu anda terk edilmiş durumda. Hatta bunu da değil, Ankara'daki bütün yatırımların Kırıkkale'ye gelmesini talep edeceğiz. Mesela külliyenin orada Gazi Fişek var. Orada her an patlamaya hazır. Getir Kırıkkale'ye. Mamak'ta şey var, Makine Kimya'nın yan yerleri var. Orada her an patlamaya hazır. Üstünden uçak, helikopter geçemiyor. Hava boşluğu var. Hurdalık müsait değil mi? Evet. Kırıkkale müsait. Evet. Hurdalık Genel Müdürlüğü yeni mahallede en güzel yerde. Niye buraya gelmiyor? Oralar hiç olmazsa paraya ihtiyacı varsa şu anda Makine Kimya hurdalık gelirleriyle geçiniyor. Paraya ihtiyaçları varsa getirsinler buraya. Orayı da rant olarak değerlendirsinler diyorum. Onun için Kırıkkale'nin mevcuduna sahip çıkarsak o bile bize yetiyor. Bir de bu silah organize sanayimiz de inşallah gelişirse Kırıkkale'miz daha güzel olacak. Zaten biz Ankara'nın arka bahçesiyiz. Evet. Hızlı tren de geliyor. Hızlı trenimiz geliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Her şey çok güzel. Bir de biz Ankara'daki siyasilerimize, yetkililerimize diyoruz ki biz sizden şanslıyız. Niye? Siz konuttan makama gelmeden biz Kırıkkale'den Ankara'ya geliyoruz. Allah devletime zeval vermesin. Yollarımızı da yaptılar. Bunun için ilk önce bizim ülke olarak birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Her şeyin önünde değil. Biz Anadolu'yuz. Allah devletime zeval vermesin. Yavan ekmekle bile geçiniriz. Çok teşekkür ederim. Oldu. Ben teşekkür ediyorum. Size yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Kesinlikle. Tabii biraz önce Ticaret Odası Başkanımızla da o işin sohbetini yaptık. Hakikaten Kırıkkale'de yatırım noktasında artık çok fazla problem gözükmüyor ama pazarlama noktasında sıkıntılar yaşandığını da başkanımız da söyledi. İnşallah bu şekilde böyle profesyonelce işini yapan firmalarla satış noktasındaki eksiklikler de aşılacak. En güzel şekilde pazarlaması yapılacak. Her iş daha profesyonel yapıldığı takdirde hem şehir kazanacak hem yatırımcı kazanacak inşallah. Daha güzel bir Kırıkkale için herkes elini taşın altına koyuyor zaten. Teşekkür ediyoruz. Berslan Grup hakikaten bu işin bir önderliğini de yaptı. Malumunuz benim ilçemde de kendilerinin önemli ölçüde yatırımları vardı. Zaten orada başlamışlardı. Kırıkkale'deki potansiyel de zaten kendisini Kırıkkale oluşuyla beraber biliyor. Kırıkkale'de doğmuş, büyümüş, yaşamış bir kardeşimizdi. Dolayısıyla daha büyük bir merkezde yani Kırıkkale şehir merkezinde daha büyük bir mekanda böyle bir şeyi denedi. Allah razı olsun. Allah hayırlı bol kazançlar versin. Tebrik ediyorum. Hüseyin kardeşim zaten hep başarılı işlerin altına imza atmıştır. Daha başarılı işler yapacağını da ben ümit ediyorum ve kendisini de görüyorum. Hayırlı olsun. Başkanım, Yaşam Belediye Başkanlığı olarak kabınıza sığmıyorsunuz. Üniversitenin orada olmasını iyi değerlendiriyorsunuz. Evet. Kızılırmağı değerlendiriyorsunuz. Sizi de burada fırsat bulmuşken Kanal 5 mikrofonlarına 2018'de neler var Yaşam? Şimdi çok programda işler yapamıyoruz işin açığını konuşmak gerekirse. Çünkü bizim oralar yeni gelişen, yeni büyüyen yerleşim alanları şehrin büyüme hızının arkasından yetişemezken belli planının doğrusunu yapamıyoruz. Yani kendimize göre bir program yapıyoruz. Diyoruz ki işte 5 kilometrelik yol yapacağız, 3 kilometrelik altyapı yapacağız. Ama görüyoruz ki
bazen hiç ummadığımız bölge içerisinde de farklı şeyler çıkıyor. Örnek Kızıl Irmak'ın içerisinde gibi tekne getirdik, malumunuz sizin de haberiniz var. Bu hiç yok da bir anda hem ilçe sakinlerimizin hem Kırıkkale şehir merkezinde yaşayan hem de üniversite öğrencilerimizin talebiyle gerçekleşti. Çünkü malum Kırıkkale'de üniversitede okuyup da Kırıkkale şehir merkezini bile görmeden mezun olan öğrenci kardeşlerimiz var. Biraz şikayet konusu ama. Aynen öyle. Bir gün inşallah buyurun gelin bu konuda da daha uzun bir söyleşi yaparız. Yapalım. Hem Kırıkkale açısından hem bizim açımızdan hem de öğrenci kardeşlerimiz açısından verimli bir inşallah yayın da olur zaten. Hatta üniversite ile entegre olarak belediye birlikte bir açık canlı yayın yapalım. Olur tabii ki, biz her zaman varız. Yani şehrimizi tanıtacak, şehrimize faydası olacak ne iş varsa biz o işin altına imza atarız. Dolayısıyla tabii ki biz de belli bir plan doğrusundayız ama işin açığını konuşmak gerekir de çok da planlara uyamıyoruz. Evet. Çok hızlı büyüyen, gelişen bir memleket. Ortalama 1800 civarında her yıl nüfus artışımız var bizim Kırıkkale yaşayan olarak. Dolayısıyla 15.000 civarında üniversite öğrencimiz var. Üniversite öğrencilerimiz bu nüfusa dahil değil biliyorsunuz. Evet. Bizim günlük canlı nüfusumuz yaşayan olarak 70.000. Ama 22.400 oldu yeni nüfusumuz biliyorsunuz. Evet. Yani 22.400'e göre gelirin olması, 75.000'e göre, 70.000'lere göre giderin olması altından kalkılabilecek gibi değil. Ama yani belki de bir mucizeyi gerçekleştiriyoruz diyelim. Yanlış bir sözle kullanmayalım. Tamam. Elimizden geleni yapıyoruz. İşte hem seçmenimiz anlayışla karşılıyor, hem biz elimizden gelen gayreti yapıyoruz, hem de hükümetimizden gerekli destekleri alarak ayakta durmaya gayret ediyoruz, bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Yani nüfusumuz sabit olsa belki bu işleri çok daha hızlı bir şekilde bitireceğiz sorunları ama Yağışan bölgesini siz de kendiniz de çok iyi biliyorsunuz. O bölge her gün bir bakıyorsunuz bir başka mahallede, bir başka sokakta yeni yeni yapılar gelişmeye ortaya çıkmaya başlayınca haklı olarak oradaki insanlar altyapısını üst yapısını istiyorlar. Yetişirken de elimizdeki bütçelere bu işin arkasında yetişemiyoruz. İnşallah önümüzdeki günler çok daha iyi günler olacak. Hem bizim açımızdan hem de Yağışan açısından. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman burada adını koyalım. Canlı yayında şu anda. Ne zaman arzu ederseniz. Biz canlı yayında olduğumuzu niye söylemedin abi onu? Biz belediyeyle programın tamamını canlı veriyoruz. Belediyeyle ilgili belediye hizmetleri içeren gündüz bir program yapalım. Öğlen sonra. Daha sonra da aynı günün üniversiteyle beraber, üniversite öğrencileriyle beraber bir açık oturum yap. Ben varım abi, ben varım. 24 saat şehrin sorunlarını gücümüzün yettiği, dilimizin döndüğü kadar tartışmaya, açmaya, gerekli telkinler, eleştiriler neyse bunu almaya, üzerimize düşen orada çıkan pay neyse bunu çıkartmaya ben her şekilde varım abi. Siz takip ettiğim kadarıyla üniversiteden olumlu etkilenen ender ilçe belediyelerden birisiniz. Zaten şey abi biliyorsun Türkiye'de ilçe sınırları içerisinde üniversite bulunan tek ilçeyiz. Evet. Bunu da değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte bunu sağ olsun Hüseyin kardeşim bu açıklığı görerek, abi gelsene. Bu açıklığı görerek sağ olsun geldi bize destek veren kardeşlerimizden bir tanesi. Hakikaten bizim orası. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan son zamanlarda yatırımlar geliyor. Yani şu var, sadece Kırıkkale ölçeklerinde, Kırıkkale insanların arasında emlak alışverişinde bulunmak, arsa alışverişinde bulunmak bunlar çok olabilecek bir şeyler değil. Önemli olan burada işte Hüseyin kardeşimizin Berstan Grup olarak yaptığı Ankara'daki iş adamlarımızı, Türkiye'nin değişik yerlerindeki iş adamı bir vesileyle ilimize, ilçemize getirerek buradaki arazilerin ve emlak değerinin yukarıya doğru çekmesi. Bundan kim kazançlı çıkıyor? Tabii ki yatırımı yapan kazançlı çıktığı kadar buradaki emlağa sahip olan esas mülk sahipleri de kazançlı çıkıyor. Ya belki insanlar da daha iyi değerlendiriliyor. Kesinlikle. Yoksa abi cebimizdeki atıyorum 1 milyon lira. 1 milyon lira benden sana geçti. Senden bana geçti. Benden Hüseyin kardeşime. Oradan Ali abime. Olmuyor. Yani dışarıdan para gelmesi lazım. Sermaye akışı dışarıdan gelmesi lazım. Bir de bu bölge çok cazip değil mi? İyi tanıtımı yapılırsa. Şimdi kesinlikle. Bakın şimdi Ali abimin bölgesi biliyorsun Balışehir. Balışehir son zamanlarda önemli ölçüde yatırımlar yapılmaya başladı. Ama bu birilerinin dikkat çekmesi de oldu. Yani Ali abimden önce de birçok belediye başkanı geldi geçti oradan. Evet. Birileri dikkat çekmesi gerekiyordu. Geldi Ali abim sağ olsun böyle önemli işlerin altına imza attı. Orada bir Balışehir ilçesinin olduğunu ve yatırıma ihtiyacı olduğunu hissettirdi, paylaştı. Bir diğer yatırımcı bir başkasını getirdi ki belediye olarak da burada bizlere çok önemli işler düşüyor. Biz Ali abimle ve ben diğer belediye başkanlarımız da hakeza öyle. Yatırımcının önünü açmak zorundayız. Yatırımcının önünü açmadığımız takdirde Kırıkkale'nin bugün toplam nüfusu köylerle beraber 278 bin. 278 bin yani biz dışarıya göç veren bir şehir durumundayız. Dışarıdan göç alamazsak, mevcut elimizdeki insanlara da sahip çıkamazsak,
Yatırımcı buraya gelmezse, yani bu bizim taşımız, toprağımız, altın, ama neye göre altın? Söylemde altın. Ama bunu fiiliyete dökmemiz lazım ki biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu açılışını yaptığımız mekan da bunun için bir örnek oldu değil mi? Evet, kesinlikle. Ben Ali Bey'e de bir balışıkla ilgili neler düşünüyor, açılışla ilgili soralım. Vallahi öncelikle Hüseyin kardeşimi tebrik ediyorum. Bunda Yaşayan Belediye Başkanımız konuştuğu kadar ben mütevazı olamayacağım. Yaşayan Belediye Başkanımız adına mütevazı olamayacağım. Sizin adınıza da konuştu başkan. Şöyle Yaşayan Belediye Başkanı adına mütevazı olamayacağım. Şimdi Hüseyin kardeşim burada yatırım yapıyor ama burada yerel yönetime çok iş düşüyor. Gerçekten geçenlerde abim İstanbul'dan buraya geldi de şöyle söyledi bana Yaşayan'ı gezince. Yaşayan İstanbul'un ateşehri olmuş dedi. Yani bundan önce de belediye başkanları vardı. Ben çok iyi biliyorum Yaşayan'ı. Çok pejmurda bir yer. Yani doğru düzgün çöp arabası daha iyi o da başkanın belediyeyi aldığında. İşte bizim bu dönemki belediye başkanımız gerçekten taşın altına elini koydu. Gerçekten bir şey yapmaya çalışıyor. Biz Balışehir'de belli bölgeden belli bölgeye kadar biz bir revizyon yapıyoruz. Neresi sanayi bölgesi, savunma sanayi, neresi ticaret, neresi toplu konut, neresi organize sanayi olması noktasında. Balışehir'e bir kimlik kazandırdık Allah nasip ederse. Çok kısa zamanda inşallah birinci ayın içerisinde Güney Koreliler biber gazı havaya fışık ve mermi fabrikasının inşaatına başlıyorlar. Baharın Allah nasip ederse Ukraynalılar geldi. Roket kapakçı, yan sanayisi, savunma sanayisi geldi inşallah. Bunlar her ikisi de 90 dönüm yer aldılar. 90 bin metrekare yer aldılar. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Gazdolum tesislerinden tutun da çekirdek paketleme, kayısı paketleme. Bir sürü şeyler yapıyoruz. Kırıkkale'ye biraz sık gelmemiz lazım. Evet. Kadarıyla. Çok güzel şeyler oldu şu anda. Cuma günü de inşallah bakanlıktan yazı geldi. Balışehir inşallah doğalgaz gelecek inşallah. Zaten gelen yatırımcılar doğalgazı sürdü sürekli bize. Doğalgaz olmayınca biliyorsun yatırımcı gelmiyor yani. Nüfusumuz ufak olduğundan dolayı yaşayan gibi değiliz biz. Ama Allah nasip ederse bundan sonra büyümeye gayret edeceğiz. Tıpkı Hüseyin kardeşim yaptığı gibi inşallah. Yatırımını Balışehir'e bekliyoruz inşallah. Cenab-ı Allah kendisini muvaffak etsin. Allah utandırmasın. Kazancını bol etsin ki Kırıkkale'ye faydalansın diyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Güzel bir açılış yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir şey vurgulamak istiyorum sadece. Şimdi hani idareci seçimle oluyor ama idareci olmak kolay bir şey değil. İşte idarecilik biraz da ufuk meselesi. Şimdi makam veya şöhret sahibi olduktan sonra rahat etme yerine mücadele etmeyi tercih edenler ufuk sahibi belediye başkanlarımız oluyor. En büyük örneği ben Ali abiyi biraz geç tanıdım ama Ahmet başkanımı biraz daha evveliyatından tanıyorum. İnşallah Ali başkanımla da sık sık gidip görüşüp orayla ilgili de mutlaka istişare edeceğiz ama işte idareci kolay olunmuyor. Evet halk seçiyor ama doğru seçim yapmış. Şimdi daha iyi görüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah ayaklarına kuvvet versin, ellerine kuvvet versin, zihinlerine kuvvet versin, yüreklerine kuvvet versin. Mücadele etmek yerine, pardon, rahat etmek yerine makamın şeyini, rehavetini kullanmak yerine mücadele etmeyi tercih ettikleri için Kırıkkale adına da kendi ilçeleri adına da ben çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiler. Onur duyduk gelmelerinden de. Onunla ilgili de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi anladığım kadarıyla ortak payda Kırıkkale'ye yatırım. Evet. Yerel yönetimler ve yatırımcı ortak payda da buluştu diyebilir miyim? Evet, inşallah. Öyle yani biz vallahi billahi Korelilerin kapısına yattık yani Güney Korelilerin. Bir sene kapısına yattık. Gitmesinler bir yere diye yani. Şu an 35 milyon dolar yatırımla başlıyorlar. 35 milyon dolar da aynı zamanda Ukraynalılar geliyor. Bu 150'şer trilyon lira. Balışehir için yani. Bir de yerli araba projesi var herhalde. Kırıkkale'ye pek dillendirilmiyor ama ya Kırıkkale her yönüyle ona uygun. Tabii şu anda savunma sanayi noktasında zaten Kırıkkale. Gerçekten son bir yılda gerçekten bir çığıracağına inanıyorum ben. Şimdi Yaşayan Belediye Başkanımızla siz misafirlerle ilgilenirken bir konuda ortak görüşe vardık. Üniversitede belediye başkanımın katıldığı öğrencilerle beraber yerel yönetimler ve belediyelerle ilgili bir canlı yayın yapalım. Öğrencilerle birlikte bu işin de Hüseyin kardeşimiz organize eder inşallah. Üniversite öğrenci ilişkilerini de dile getirir. İnşallah. Şimdi başkanımın etkinliklerine yetişmemiz mümkün değil zaten. Her gün maşallah Balışehir'e de gidelim. Balışehir'le ilgili de neler yapabileceğimizi mutlaka bir düşünelim. Ben buradan Kırıkkale'nin dışında yatırım yapan, Kırıkkale'nin dışarısında yatırım yapan veya istihdam sağlayan Kırıkkale'li iş adamlarına sesleniyorum.
bir an evvel Kırıkkale'ye gelsinler. Kırıkkale için gereği neyse, ellerinden gelen ne varsa onu yapmaya çalışsınlar, gayret göstersinler. Rızkı Cenab-ı Allah veriyor. Ancak Ankara'dan bir zahmet, İstanbul'dan, Antalya'dan gelsinler Kırıkkale'de. Kırıkkale için bir şeyler yapmak istediklerini bize göstersinler. Biz de onlarla birlik beraberlik içinde yerel yöneticilerimize de yardımcı olalım. Çünkü onlarla bir birlik beraberlik içerisinde yaparsak bu işi yaparız. Ben Kırıkkale'nin iş adamının dışarıda gezmesine, dışarıda yatırım yapmasına çok iyi bakmıyorum. Tamam, orada biraz bir şeyler kazandı mı? Gel abi Kırıkkale'ye bir şeyler yap. Kırıkkale için bir şeyler yap. Ben bunu görmek istiyorum. O büyüdüğün yere bir vefa borcunu öde, değil mi? Yani kusura bakmayın. Kırıkkale'li olarak anılan ama işte İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de, şurada burada ticaretine devam eden birçok kişiye istihdam sağlayan insanlarımız var. Kırıkkale'nin insanı niye Ankara'ya gitmek zorunda kalsın çalışmak için? Gel burada istihdamını oluştur. Buranın genci burada çalışsın. Burada istihdam sağlayın. Bura kalkınsın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olasın. Efendim, röportajlarımıza devam edeceğiz. Başkanım, sizi de alalım şöyle. Buyurun. Evet. Efendim, güzel bir açılış yaptık. Duygularınızı alabilin. Evet, Hüseyin Bey'e teşekkür ediyorum. Şu anda şehrimize, Kanal 5'te canlı yayındayız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Memleketimize güzel bir iş yeri kazandırdığı için Hüseyin Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah bu yeni iş yeri, yeni iş, yeni aş, yeni istihdam anlamına gelir. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Memleketimize ve kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok sağ olun. İhtiyaç var değil mi böyle müesseselere? Kesinlikle ihtiyaç var. Şehir büyüyor. İnşallah böyle güzel işletmelerle daha iyi bir noktaya gidecek. Biz de Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu işletmecilere, üyelerimize elimizden gelen her türlü desteğe ve yardımı sağlayacağız inşallah. Teşekkür ederiz efendim. Kolay gelsin. Ederim. Sağ olun. Efendim, güzel bir açılış yaptık. Duygularınızı alabilir miyim? Evet, teşekkür ederim. Kırıkkale'mize böyle bir kuruluş kazandırdığı için öncelikle yatırımcı Hüseyin kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten ekonomimizin sıkıntılı olduğu bir dönemde, hatta temsilcisi olduğumuz küçük esnaf ve sanatkarın çok sıkıntılı olduğu bir dönemde, Kırıkkale'de yatırımların azaldığı bir dönemde böyle bir yatırım yaparak Kırıkkale ekonomisine katkı sağladığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bunların da devamını bekliyoruz yatırımcılarımızdan. Gördüğüm kadarıyla dışarıdan yatırımcılar Kırıkkale'ye yavaş yavaş yönlenmeye başladı, değil mi? Evet. Evet, bu da işte Kırıkkale'mize yön veren insanların dışarıdaki yatırımcılara güven vermesinden kaynaklanıyor. İnşallah burada bizlere de görev düşüyor, sivil toplum örgütleri başkanları olarak. Siyasetçilerimize görev düşüyor. Biz onlara güven vereceğiz ki o insanlar da rahatlıkla gelip Kırıkkale'de yatırımlarını yapacaklar. Kırıkkale'nin önü açık gördüğüm kadarıyla, değil mi? Yatırıma müsait. Her şeyiyle müsait. Hatta yani bu konuda ticaret odamız olsun, sivil toplum örgütleri olsun, gelen yatırımcılara öncelik veriyoruz. Yani onların buradaki sıkıntılı olan işlerinde yardımcı oluyoruz. Yani belediyede olsun, valilikte olsun, diğer kurumlardaki yatırımlarla ilgili sıkıntılarında yardımcı oluyoruz. Ve önü de açık Kırıkkale'nin. Bütün yatırımcılarımız da Kırıkkale'de yatırım yapmaya bekliyoruz. Peki, çok teşekkür. Çok da karlı çıkacaklarından da eminiz Kırıkkale'ye yapacakları yatırımdan dolayı. Siz her türlü fedakarlığa hazırız. Gelsinler, yeter ki yatırım yapsın. Evet, biz desteğe hazırız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Birlik beraberlik içerisinde böyle bir yer açtı. Çok duygulandım. Yani tebrik ediyorum eşimi yani. Biraz daha başarılı erkeğin arkasında başarılı kadın vardır olgusu gelişiyor, değil mi? Evet, biraz da var ama yine de yani eşimin başarısını görüyorum yani eşimden dolayı yani yine de. Ben de öyle arkasındayım, her konuda yani arkasındayım, destek oluyorum tabii ki. Çok yorucu, çok yani stresli, çok şey zor yani. Ama... Anadolu illerinde biraz bunu oturtmak zaman istiyor, değil mi bu olguyu? Evet, öyle. Siz biraz da girişimci, eşiniz girişimci olduğu için girişimci kadın olarak size de görev düşüyor. Evet, doğru. Çok doğru söylüyorsunuz.
Grup çok önemli faaliyetlere imza atacak. Evet, Berslan da zaten Berslan grupta. Berslan anlamı da zaten asker komutan demek. Yani çoğu kişi bilmiyor mesela Berslan'ın anlamını. Asker komutan demek, evet, Berslan'ın ismi de öyle hayırlara vesile olur inşallah. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Açılışta yalnız açılışı yalnız bırakmayan Yılmaz Bey, Hüseyin Bey, Şeyh Yılmaz Bey yalnız bırakmayan dostları var. Efendim sizi tanıyan. Ben Çorum Alaca Mahmudiye Köyü Muhtarı Duran Kaplan. Hüseyin kardeşimin bu mutlu gününde yanında bulunayım dedim. Hayatında inşallah daha üst taraflarda görürüz. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin. Temennimiz budur. Başarılar diliyorum. Çorum'dan buraya açılış için özel olarak geldim. Çorum'dan açılış için geldim. Canı gönderdim. İnşallah. Ben de Aydın Kılıç. Çorum Mahmudiye Köyü'nden. Ben de işte hayırlı uğurlu olsun demeye geldim. Benim yeğenim kendisi Hüseyin Yılmaz. Yalnız bırakmadınız. Mutlu günün. Mutlu günün de yanında olak dedik. Sungurlu'dan, Çorum'dan çıktık geldik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah bol kazançları etsin. Ben de Metin Kılıç, Hüseyin Yılmaz yeğenimiz oluyor. Böyle mutlu gününde yanında olmak için buradayız. Allah yolunu açık etsin, bol kazançlar nasip etsin diyoruz. Her türlü desteğe veriyorsun. Tabii sonuna kadar arkasındayız inşallah. Çünkü başarının arkasında güçlü bir ekip çalışması var değil mi? Tabii muhakkak Aydın Bey. Kırıkkale'de de buna ihtiyaç var. Tabii ki Kırıkkale'nin de böyle yatırımcılara ihtiyacı var. Onun için de önemli bir öncelik. Böyle bir şey Hüseyin'in de başlatması bizim için de ayrıca bir gurur vesilesi. Ondan dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Siz hem spor dünyasında hem sendikal manada iş dünyasında da farklı çalışmalarınız var. Burada da destekliyorsunuz. Evet tabii ki yıllardır Kırıkkale'de sporda, siyasette çeşitli yerlerde görevler aldık. Şimdi de yerimizin yanında destek olarak bulunacağız. Birlikten güç doğar. Evet, birlikten güç doğar. Teşekkür ederiz. Peki, teşekkür ederiz.